İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele amacıyla ekonomisini karbondan arındırmak isteyen ülkeler, temiz enerji dönüşümü için ulaşım ve elektrik sektöründe değişime ihtiyaç duyarken, bu değişimin en önemli ayağını yerel yönetimler oluşturuyor. Ben 2014 yılında bakanlıktan başkanlığa başladığımda İstanbul Teknik mezunuyum. İstanbul Teknik'te hocalarımızın bize öğrettiği ilk şeydir, ölçmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. İzlemediğin hiçbir şeyi çözemezsin. Dolayısıyla izlenebilirlik, ölçülebilirlik bir mühendiste başarıda en önemli kısım. Şehre böyle baktığımız zaman şehir 2 milyon, beraberinde 2011 yılı itibariyle çok ciddi mülteci almış bir şehir. Ve şu an dünyanın en büyük kara depreminden en az zararla çıkmış bir şehir. Böyle bir şehir OECD'nin şampiyon şehri oldu. EBRD'nin de yeşil şehri oldu. Neden EBRD bizi yeşil şehir yaptı? Çok doğal bir şekilde sorduğunuzda. 2014'te ben Büyükşehir Belediye Başkanı olunca imar master planı, ulaşım master planı ve iklim master planı yaptım. İklimlendirme, ölçümleme çok önemliydi. Üçünü koordineli ve entegre gitmek gerekiyordu. Şehrin toprağını, suyunu, havasını kirleten unsurları çıkardı. Çünkü insanı koruman için doğayı koruman gerekiyor. Doğa çok stresli. Doğanın korunması gerekiyor. Doğayı ne kirletiyor? Havayı ne kirletiyor? Suyu ne kirletiyor? Toprağı ne kirletiyor? Bunu çalıştık. İklim master planı çalıştığımızda belediyeye dair olan kısımda iki şey öne çıktı. Birisi ulaşım. Çünkü artık bütün dünya bunu görüyor. Büyük şehirlerde ulaşım en büyük sorun, hemen büyük yatırım. Biz bir taraftan ulaşım master planı ve iklim master planı yaptığımızda işte 25 kilometrelik kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Şu an metronun altyapısını çalışıyoruz. Bir taraftan Sakarya'da kendi yerli ve milli tramvayımız üretiyoruz. Ama bir taraftan da motorlu, tekerlekli araçlarda biz geldiğimizde önce araçların yaşını gençleştirdik. Sonra CNG'ye geçtik. Beraberinde aldığımız fonlarla elektrikli otobüslere geçme kararı aldık ve şu anda 20 elektrikli otobüs alma kararı aldık ve şu anda bunun çalışmasını başlattık. Ama baktık ki dünyada karbondioksit salınımının azaldığı model hidrojenli otobüsler. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başladık. Daha da güzeli Karsan hidrojenli otobüsünü yaptı ve geldi. Ve bunu Gaziantep'e getirdi. Seçim öncesinde de bunu gösterdik. Hidrojenli otobüs ilk kez niye Gaziantep'e geldi? Çünkü biz talep ettik. Dolayısıyla hidrojenli otobüs de nasıl çalışıyor? Sistemde ne var? Çevre dostu, erişilebilirlik, yüksek menzil. Bu sistemdeki en büyük özellikler nelerdir? Bu altyapıyı oluşturduk. Otobüsümüzü, ilk yerli ve milli otobüsümüzü oluşturduk. Ve şu an hidrojenli otobüste en zor dönemi geride bıraktık. Şimdi üretimi çoğaltmamız gerekiyor. Biraz maliyetler yüksek gözüküyor ama güneş enerjisine de başta maliyetler çok yüksekti. Bu sürümle, taleple maliyetler de aşağı çekilecek ve çok büyük pazar var karşınızda. Şimdi biyogazımızı çalıştırdık. Biyogaz ne derseniz hayvan atıklarından. Şu an enerji üretiyoruz. 3 megawatt biyogazdan enerji ürettik. Çıkan atığı da sıvı gübre olarak kullanıyoruz. Yaptığınız çevre projelerinde dünyada çok büyük destek geliyor. Eğer bir çevre projesiyle kime giderseniz gidin. İslam kalkınmaya gittiğinizde de alıyorsunuz. Avrupa Birliği'ne gitseniz alıyorsunuz. Dünya Bankası'na gitseniz de alıyorsunuz. Çünkü bu mesele dünyanın meselesi. Bu Gaziantep'in meselesi değil. Küresel ısınma dünyanın meselesi ve herkes kendi ölçeğinde bu sorunu çözecek kaynağı üretiyor, sponsorluk yapıyor. Kendi bütçesinin önemli kısmını bu kaynağa ayırıyor ve bu kaynağı destekliyor. Mesela bunlara gidip projenizle götürmeniz ve bu proje desteğinizi alarak geri dönmeniz.